Bu zamana kadar söyleyemediğim, daha belki kayıtlarda var, lafı getirip bir türlü söyleyemediğim şey. Şimdi tahmin ediyorum ki bu dediğim anlaşılır. Bunu bir ay evvel, iki ay evvel, üç ay evvelki konuşmalarımda rahat rahat bulursunuz. Ülkemiz yani Gazze'ye doğru mutlaka gidilmesi gerekir. Ama gitmeye kalkıştığında ardından 60-70 bin terör örgütünün daha İsrail'e, Amerika'ya, İngiltere'ye, İran'a gerek kalmadan aman efendim bizim bu tasmalılarımıza bizi kontrolünde tutan, biz onların uşağıyız, en iyi onların alçağıyız diye bu terör örgütleri Daichi'ye gerek kalmadan ardımızdan saldırırlar. Şu anda terör örgütleri askerlerimizi şehit ediyorlar. Derdin ne? Davan ne? Türk askerini şehit ettin. Hedefin ne? Şu anda askerimiz Gazze'nin yanında durmaya tek ses çıkartan, tek Filistin'in, Kudüs'ün yanında duran Türkiye. Peki sen buna zarar vermekle ne yapmaya çalışıyorsun? Neyi elde etmeye çalışıyorsun? Vallahi de billahi İsrail'den de Amerika'dan da İran'dan da dünyadaki ne kadar şer varsa ondan daha alçaktır. Bu terör örgütleri bir. Taraftarı 2, sevenleri 3. Allah'ım bunları tez zaman tarumar eylesin. Amin. Bunlardan daha alçak. Gavurun uşaklığını yapmaktan. Gavur bari delikanlı şekilde gavurluk yapıyor. Bunlar ne ya? Hala bunlar anlaşılmıyor, konuşulmuyor. Mecliste taraftarı var, bilmem siyasi taraf. Yerin dibine geçirsin Allah ya. Amin. Vallahi korkuyorum. Hukukta yerleri vardır da aman başıma bir iş açmayayım diye. O geçen kulağıma biri söyledi. Hocam biraz dikkat et dedi. Yine iş onların eline geçerse yapacaklarını yaparlar diyor. Geçer mi geçer? Dengede zaten. Ya askeri öldürene sen nasıl sahip çıkıyorsun? Ben bu memleketi de anlamış değilim ya. Teröristi destekleyene nasıl sahip çıkıyorsun? Ya dinden haberin yok. Allah'ı sevmiyorsun. Peygamberi de sevmiyorsun. Ecdadına da düşmansın. Ya bu vatan elden giderse be alçak herif daha nerede yaşayacaksın ya? Allah vatan hainlerini vatansız bıraksın inşallah. Vatan hainlerini Rabbim vatansız bıraksın ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Anlamak mümkün değil. Eşkıyaya sahip çıkıyor. %48, %50'lere yakın. Hadi söyleyeyim bu rakamları da. Nereye gidecek bu iş? Ne bileyim nereye gidecek ya? Asker şehit oluyor, ben de şehit olayım. Umrumda değil. Bu gerçek mi değil mi? Gerçek. Aksini ispatla ben de rahat edeyim. Adam vatan mı diyor? Din mi diyor? Ezan mı diyor? Bayrak mı diyor? Askerim şehit oluyor orada. Adamın kılı kıpırdamıyor. Amerikan kutsalı, İsrail kutsalı rahatsız olmasın diye o teröriste sahip çıkıyor. Askerim o zaman niye canını feda ediyor? Biz bunları konuşamayacaksak. Şehitlerimizin ruhaniyeti ile Rabbim ülkemizi tekrar aklını başına getirecek irade nasip eylesin. Amin. Bu dinden imandan bir haber gafillere de Allah vatan sevgisi nasip eylesin. Amin. Bak din sevgisi demiyorum. Adam dine düşman. Vatanını sev ya. Vatansız nasıl yaşayacaksın? Gavur da olsan. Vatansız nasıl yaşayacaksın?